Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de tarım tekrar testlerimizde üçüncüsüyle devam ediyoruz. Ülkemizde eskiye nazaran daha sık, uzun süreli ve şiddetli kuraklıklar, ani yağışlara bağlı seller ve aşırı hava olayları her yıl 743 milyon ton toprağımızın erozyonuna gitmesine yol açmakta. Tabii bu yaklaşık değerlerdir. Her gün artabilir. Tarım alanlarımızın %59'unda meralarımızın, %64'ünde ve orman varlığımızın %54'ünde erozyonun görüldüğünü söyleyebiliriz. Buna göre hangilerinde erozyonun tarımsal faaliyetlerde daha fazla sorun olduğu söylenebilir. Ki Türkiye'de erozyonun daha şiddetli olduğu yerler genellikle bitki örtüsünün yoksun olduğu alanlardır. Bunun yanında özellikle eğim ve engebenin fazla olduğu alanlarda yine biz erozyonun daha fazla etkili olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bir numaralı kısımda kesinlikle erozyon önemli bir faktör olacaktır. Bunun yanında 1, 2, 1 ve 3 gibi durumlar dikkate alınırsa ki 2'de olma ihtimali burada daha yüksek çünkü iç kesimlerde yaşanan erozyon kıyıya göre daha fazla olabilmekte. 1 ve 2 numaralı alanlarımız bizim doğru cevabımız olmakta diyebiliriz. Evet, diğer sorumuzda bir eşleştirme yapacağız. Başlıca geçim kaynağı ayçiçeği ve pirinç tarımı demiş ki bu Edirne kısmı olabilir şıklarda verilen iki tane şıkkımız var A ve E. Bunun yanında tarımsal faaliyetlerde sulamaya duyulan gereksinim fazla demiş. Konya tabii bunlar içerisinde daha fazla sulama gereksinimi olan kentimiz. Bunun yanında diğer faktör yer şeklinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı tarım alanları yetersizliği Rize olacaktır. Dağlık ve engebeli bir alan. Kış ılıklığına bağlı olarak seracılık Antalya olacaktır. Yani doğru cevabımız burada E şıkkı oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda kuraklığa bağlı olarak oluşan çoraklaşma toprağın tuzlanmasına sebep oluyor ve bu arttığı için tarımsal faaliyetler olumsuz etkileniyor. Hangisinde bu durumun geçerli olduğu söylenebilir? Ki kurak alanlarda özellikle suyu da aşırı sulama yaparak GAP'la birlikte bu olmuştu. Aşırı sulama yaparsanız özellikle çoraklaşma artabiliyor. Çünkü toprağın içindeki mineraller suyla birlikte yüzeye çıkıp su buharlaşınca üst kısımda birikebiliyor. O yüzden doğru cevabımız 2 numaralı alandır. Evet, dördüncü sorumuzda kırsal alanların hangilerinde tarımsal ekonomik faaliyetler daha çok benzerlik gösterir? Nedir o? Kırsal yerleşmenin ekonomik faaliyetler üzerinde belirleyici olduğu söylenmiş ve tarımın ön plana çıkması özellikle tarımda da ekonomik faaliyetler içerisinde daha çok benzerlik göstermesi dikkate alınmış. Şimdi bunun için şunu düşünebilirsiniz. İklim aynı ise arkadaşlar, iklim benzerse orada tarımda benzer tarım ürünleri yetişmektedir. Şimdi bir Akdeniz iklimi, İki Akdeniz iklimi. Yani bu ikisinde gösterdiğimiz tarımsal faaliyetler daha çok benzerlik gösterecektir. Ama 3 ve 4'e baktığımızda birisi sert karasala yakın, diğeri biraz daha karasal bir iklim. Daha çok benzerlik gösteren aynı iklimin yaşandığı, sıcaklık şartlarının birbirine yakın olduğu 1 ve 2 doğru cevabımız A şıkkı oldu. Beşinci sorumuzda iklim koşulları göz önüne alındığında haritada verilen numaralandırılmış alanlardan hangisinde sulama faaliyetlerine duyulan gereksinim daha azdır demiş. Ki Karadeniz kıyı kesiminde arkadaşlar, Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlarda sulamaya duyulan gereksinim daha azdır. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı oldu. Altıncı sorumuzda yükselti tarımsal faaliyetleri en az kısıtlar. Yani daha alçak bir yer aramamız gerekiyor. Ergene bunlar içerisinde en alçak noktayı gösteriyor. Ki fiziki haritada da yeşil renkle, yeşil ve tonlarıyla gösteriliyordu. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı diyebiliriz. Yedinci sorumuzda Evliya Çelebi Anadolu'da bir yöreyi gezerken zeytin ve incir üretiminden dolayı dağlarından yağ, ovalarından bal akıyor demiş ki zeytin biliyorsunuz Ege'de daha fazla üretiliyor. Bunun yanında yine o alanlarda arıcılık da gelişme göstermiş ki doğru cevabımız 2 yani B şıkkı oldu. 8. sorumuzda eşleştirme yapacağız. Hangisi yanlış diyor? 1. Karadeniz ikliminin görüldüğü alan çay ve fındık yetişiyor Doğu Karadeniz kıyılarında. 2. Zeytin, incir ki Aydın çevresi yine zeytin ve incir var. 3. Buğday, şeker pancarı ki en çok üretildiği alan Konya. 4. Pamuk ve buğday demiş ki bu alanda baktığımızda
pamuk biraz daha ığdır çevresine doğru yoğunlaşıyor. Mikroklima o da çok fazla değil. Bunun yanında ayçiçeği ve pirinç 5 için geçerli ergene kısmı. Burada yanlış eşleştirilen D oldu. Doğru cevap olarak. Evet arkadaşlar, bir testimizin daha sonuna geldik. Yine bilgi sahibi olmak, haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın diyoruz. İyi çalışmalar.